Endeksler büyüme ve işsizlik verilerini karşıladığımız güne pozitif başlasa da seans sonuna doğru satışla karşılaştı. Büyüme verisi ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak Amerika ekonomisinin %3 oranında büyüdüğünü gösterdi. Beklenti ise %2.8 yönündeydi. Haftalık işsizlik verisi ise 231 bin açıklanarak beklentilere paralel geldi. Amerikan endekslerinde Dow Jones %0.59 değer kazandı. S&P 500 endeksi ise bir önceki günün kapanış fiyatından günü tamamlayarak yatay kapandı. Nasdaq ise %0.23 değer kaybetti. Dow Jones Endeksinde finans %1.19, endüstri %1.03, enerji %0.97 değer kazandı. S&P 500 Endeksinde ise enerji %1.26, finans %0.85, endüstri %0.70 yükselirken, IT %0.74, temel tüketim %0.47, gayrimenkul %0.40 değer kaybıyla günü tamamladı. Nvidia bilançosu beklentinin üstünde gelse de aşırı iyimser yatırımcıları tatmin edemedi ve şirket günü %6.38 değer kaybederek tamamladı. Avrupa piyasaları ise günü pozitif tarafta kapattı. Eurostox 50 endeksi %1.08, FTSE 100 %0.43, Kakaran 40 %0.84, DAX %0.69 değer kazandı. Eurostox 50 endeksinde IT %2.56, İsteğe bağlı tüketim %1.40, ham madde %1.25 değer kazanarak günü tamamlarken, diğer sektörler de günü pozitif tarafta sonlandırdı. FTSE 100 Endeksinde IT %1.43, Endüstri %1.36, Enerji %0.61 değer kazanırken, Gayrimenkul %2 değer kaybederek negatif ayrıştı. Bugün Michigan Üniversitesi tüketici güveni, kişisel harcama ve kişisel gelir verileri takip edilecek. Dolar Endeksi çarşamba gününden sonra dün de yükseliş hareketine devam etti. Endeks özellikle Euro-Dolar paritesindeki yükseliş kaynaklı Haziran ayından beri değer kaybetmekteydi. Resesyon endişeleri sonrası FED faiz indirimlerinin hızlanacağı beklentisi endeksteki değer kaybını hızlandırmıştı. Güçlü gelen Amerika verileriyle birlikte endekste bir dip hareketi gözlemliyor olabiliriz. Dolar endeksi %0.31 artışla 101.31 seviyesine yükseldi. Euro-Dolar paritesi ise %0.37 değer kaybıyla 1.107 seviyesine geriledi. Dolar Japon yeni paritesi de dünü hafif yükselişle kapattı. Parite %0.24'lük artışta 144.91 seviyesine yükseldi. Ancak Japonya'da dün yapılan 2 yıllık tahvil ihracının kuvvetli geçmesi, pariteye yönelik olumlu beklentileri gösterdi. Amerikan tahvilleri yatay işlem gördüğü günde veri ile birlikte yükselişe geçip tekrar yatay hareketine devam etti. Amerika ikinci çeyrek büyüme verisi beklentilerin üzerinde gelirken, kişisel harcama verisi %2.2'lik beklentiye karşılık %2.9 açıklandı. PCE verisi ise %2.9 olan beklentinin biraz altında kaldı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentinin hafif altında gelirken, açıklanan veriler Amerika ekonomisi tarafında olumlu sinyaller verdi. Amerikan iki yıllıkları 2 yıllıkları 2.9 bas puan yükselerek %3.89, 10 yıllıklar 3.2 bas puan yukarı harekette %3.86 seviyesine yükseldi. 2 ve 10 yıllık tahvil makası 3 bas puana kadar düşerek normalleşme eğilimi gösterdi. Sabah erken saatlerde Japonya'da 2 yıllık tahvil ihalesi yapıldı. Japon yenindeki güçlenmenin artacağı beklentisi 2 yıllık ihalesindeki talebi yukarı çekti. Talep 2019'dan beri en yüksek seviyesini gördü. Türkiye Euro tahvilleri ise sakin bir gün geçirdi. 5 yıllık CDS yatay bir seyir izleyerek 272 seviyesinden işlem gördü. Verim eğrisi boyunca global piyasalara bağlı hafif bir genişleme gözlemledik. 2 yıllık euro tahvil getirisi 1 bas puan artarken 10 yıllıklar 3 bas puan yükseldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.